Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademik serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dörtgenler ve çokgenlerin 18. videosundayız. Karenin de 2. videosundayız. Yani kareyi bu videoyla sonlandırıyoruz. PDF'e de videonun açıklama kısmındaki link'e tıklayarak ulaşabilirsin. Ama bir önceki videoda eğer indirdiysen PDF'i o karenin bütün PDF'i şimdi indirmene gerek yok. Evet PDF önünde hazırsa kaleminde hazırsa. Daha doğrusu sen de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 17'de kalmıştık. Şimdi şuraya baktığımız zaman 90 dereceler var. Evet dikdörtgende de bunu söylemiştik. 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa alfa betaya dalıyoruz. Karede de aynı şekilde alfa betaya dalıyoruz. Dikdörtgende benzerlik çıkıyor. Karede de yine benzerlik karşımıza çıkabilir ama genelde ne çıkıyor? Eş üçgen çıkıyor arkadaşlar. Evet dalalım bakalım. Hocam şuraya bir alfa beta diyecek olursak. Ondan sonracığıma burası da alfa oluyor 90 olduğundan. Burası da beta mı oldu? Evet. Burası 13 Burası da 13. Burası da 13 mü? 13. Bak 90'ın karşısındakiler eşit. Yani şu alfabetalı üçgen. Bu da alfabetalı üçgen. 90'ın karşısındakiler eşitse o zaman burada alfanın karşısı 5 ise burada da alfanın karşısı 5 olmak zorunda değil mi? Evet. E o zaman şurası da 5 diyeceğiz. Hemen 5'i yazalım. Sonra 5 13 üç, ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden. 12 yaptı burası. Hocam bu üçgenle bu üçgen eşit üçgende. Beta'nın karşısı 12 ise beta'nın karşısı burada da 12 yapacak. X artı 5 eşittir 12 ise X'i de böylelikle kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Evet gençler böyle dediğimiz gibi 90'lara da dal alfabeteye. Büyük ihtimalle ne vardır? Eş üçgen vardır. Tabii benzerlikte karşımıza çıkabilir. Geldik sonraki soruya. Hocam 18. soruda. 8 var 14 var ve X isteniyor bizden. E ne yapacağız? Hemen 90 derece var alfabeteye dalalım. Bak 8 ve 14. Pisagor'dan burayı bulmak bir işimize yarar mı? Vallahi yaramaz. Hani güzel bir sayılar olsa, hadi özel üçgen falan filan olsa, hadi bulalım, yazalım buraya, değil mi? Ama yok, gerek yok. Dal alfabete ya. Alfa, beta, alfa dedik kaldık. Burası beta değil, dikkat. Çünkü burası 90 derece değil. Dikkat. E ne yapacağız hocam? Hocam şuradan bir 90 derece çizsem, aa güzel bir şey oldu aslında. Alfa beta 90. Bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Ama karede genelde işimiz nedir? Eş üçgendir. E burada 90 derece çizdik. Bak özel üçgenlerde biz ne diyoruz? 30 derece varsa ne yaparız? 90 derece çizeriz. Niye? Sebep 30-60-90 oluşturmak. Hocam şuradan çizeriz böyle. Tepeden dik çizme alışkanlığımız var ya bizim hep. İşte sadece bu değil ama dikkat. E buradan da dik çizebilirsin. Şuradan da dik çizebilirsin. Hatta bu geniş açılı üçgense oradaki dikiz senin dışarıya da düşebilir. Yani bir üçgende böyle 30 derece gibi bir açı gördüğün zaman dik çizeceksin. Ama iki tane dik çizme ihtimalin var. Ya buradan ya buradan çizdiği bazen dışarıda düşebiliyor. E arkadaş burada da ne yapacağız o zaman? Şu alfaya ait ya buradan dik çizeceğim ki burada benzer oldu. E burada 90'ın karşısı var. 90'ın karşısını bulmak zaten sıkıntılı. E ne yapabiliriz? Alfaya dokunmadan ya buradan dik çizebiliriz ya da buradan dik çizebiliriz. Tabi soruda geniş açı yazılsaydı daha iyi olurdu. Şuraya da şey diyeyim. CEB dar açı olursa içeride düşebiliyor buradaki dikimiz arkadaşlar. O yüzden burası alfa 90 ise burası beta dediğimizde yalnız betanın karşısı 14 betanın karşısı 14 olacak ya bu buraya düşmez. Dar açılı değil demek ki bu. Nereye düşecek o zaman arkadaşlar? Dışarıya doğru düşecek. Sadece dikimiz dışarıya doğru düşüyor. Evet düştü. Alfa 90 beta oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E o zaman burada alfa'nın karşısı 8 ise alfa'nın karşısı burada da 8'dir. Beta'nın karşısı 14 ise beta'nın karşısı 14'tür. Şunun tamamı 14. E buraya 6 kaldı. 6 8 13 üçgeninden x'i de ne buluruz? 10 olarak buluruz. Evet biz kendimiz dik çiziyoruz ama bu dik çizmeyi siz özel açılarda falan öğrendiniz arkadaşlar. O yüzden yani üçgenlerde öğrendiniz. Unuttuysanız da bak sana söylüyorum. Herhangi bir üçgen olduğunda şurada bir alfa varsa alfaya ait dik üçgen oluşturacaksın. Ya böyle dik çizeceksin bu köşeden ya da üçgenin böyleyse alfaya ait dik şu şekilde. Yani iki tane dik çizme mantığım var. Bunu unutma. Tabi açımız geniş açılı üçgense dışarıda düşebiliyor. Şekilde olduğu gibi. Evet ilk etapta bu tür sorular zormuş gibi gelebilir ama alışacaksın. Bunlar aslında kolay arkadaşlar. Evet örnek 18, 10 çıktı. Geldik örnek 19'a. E hocam ne var burada? 90'lar. Bak kare sorusunun içerisinde ekstra bir 90 derece var mı? Var. Ekstra 90 derece burası. Hatta burası da 90 derece. O zaman dal alfa beta'ya. Alfa, 90, beta. Hocam tamamı 90 alfa. Şurası da 90 beta. Beta 90 sa bu açı değil. Bak tamamı burası alfa mı oldu? Evet. Bak şimdi dikkat et. Şu da bir alfa betalı bir üçgen. Alfa betalara dalınca iki tane alfa betalı üçgen çıktı. Bir de bu. E bunları inceleyecek, inceleyeceksin kardeşim. E bu karenin bir kenarı burası. Burası da karenin bir kenarı. Hocam sarı üçgenler ne oldu? Benzer. Hatta alfanın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E madem eş üçgen. Hocam 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenarda birbirine eşit değil midir? Evet. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 6'dır. Hatta bir kenar 8 oldu. E hocam burası da 8. 6, 8, 10 üçgeninden burası da 10 çıktı. E hocam sonra ne yapacağız? Burası 8 iken burası da 8 deyip burada Pisagor yapanlarınız vardır ama gerek yok. Çünkü burası 10. Burası da 10 değil mi? Şurada bir ikiz kenar dik üçgen çıkmadı mı? 10, 10 ise burası kaç çıkar? 10 kökü çıkar. Yani EF'yi böylelikle ne bulmuş oluruz? 10 kökü olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet örnek 19. 10 kökü çıktı. Geldik örnek 20'ye. Şimdi örnek 20'ye gelmeden önce. Arkadaşlar eş üçgenlerle ilgili bir şey söyleyeceğim ben size. Bak bu zamana kadar iki tane soru tipini gördük zaten. Arkadaşlar kare sorularında genelde eş üçgenler nasıl gelir biliyor musunuz? Bir. İkisi içeride eş üçgen. Bak gördük biraz önce. Nasıl gördük? Hocam şöyle bir 90. Şöyle bir 90. Ne yaptık? Alfa alınca şuradaki üçgenle şuradaki üçgende oldu. Eş üçgen oldu. Hatta bir tanesinde de hatta şuradaki soruda soldaki soruda bakın şu soruda ne yaptık? O 90'ı da biz oluşturduk. Birinci kalıbım bu. İkinci kalıbın ne? İkinci kalıbımız da şu. Biri içeride biri dışarıda eş üçgen. Bir önceki soruda yaptığımız. Mesela şöyle bir şey. Bir de şöyle bir şey. Hocam iki tane dik üçgen var elimizde. Şurası ve şurası. Tabii şuradaki açımız 90 dereceyken bu geçerli. Dal alfabetaya. Üçgenler ne oldu? Eş oldu. Evet ikisi içeride eş üçgen. Biri içeride biri dışarıda eş üçgen. Bir de ne var biliyor musunuz kalıp olarak? İkisi de dışarıda eş üçgen var. Nasıl mı oluyor? Hemen onu göstereyim. Kırmızıyla yapmıştım. Kırmızıyla göstereyim. Bak dikkat et şimdi. Hocam şöyle bir dik üçgen varsa. E karenin dışında şöyle uzantısında şöyle bir dik üçgen daha oluşturursam. Şu üçgenle de şu üçgen ne oluyor arkadaşlar? Eş üçgen oluyor. Sebep dal alfa beta ya. Bak şunlar birbirine eşit. Alfa beta e 90 ya. E burası da alfa oluyor. Alfa 90 ise burası da beta. Alfa beta 90 ve 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. İşte ikisi de dışarıda eş üçgen. Bak kalıplara dikkat et. İkisi içi, içeride eş üçgen. Şunlar eşit olduğu için eş üçgen oldu. Bunlar eşit olduğu için burada da eş üçgen bunlar. Biri içeride biri dışarıda. İkisi de dışarıda eş üçgen. Hatta ben şuna kareleme metodu da deniliyor. Kareleme metodu. Nasıl yapıyoruz bunu? Hocam şunu şöyle uzatıp şuradan 90. Şunu şöyle uzatıp şuradan 90 yaptığınız zaman şu üçgenle şu üçgen de eş oluyor. Hatta sarılarla da eş oluyor. Hatta karenin dışında bir tane daha kare oluşmuş oluşuyor. Biz buna kareleme metodu diyoruz. Yani bir üçgen dışında bir üçgen varsa böyle kare içerisine alabilirsin. Bu köşelerdeki oluşan üçgenlerin hepsi eş üçgen oluyor. Bazen bu teknikle de ilgili güzel sorular sorulabiliyor. Zor soru tipi mi? Evet. Şimdi şu soruya bakalım mesela. Adam ne demiş? Bak şimdi dikkat dikkat. Soruya dikkat et şimdi. Hocam ekstra bir 90 derece var mı? Var. Büyük ihtimalle nereden yapacağız soruyor? Alfa beta'dan yapacağız. Yapalım. Hocam alfa dedik, beta dedik. Kaldık mı? Kaldık. Bak alfa beta 90. 90'ın karşısı çift çizgi. Burası da çift çizgi, burası da çift çizgi. Hocam şu alfa'ya baksam alfa 90. Valla beta geçişi yok. Beta geçişi nasıl olur? Ancak şunu şöyle uzatırsan olur. Ama şuradakinden uzaklaşmış oluyoruz. Ya da şu beta'ya batalım bakalım. Beta 90'sa e beta 90 şunu uzatırsam şu iki açının toplamı 90 yapacak ya burası da alfa olur. E alfayı gören insan olur da ne yapar? Şuradan dikeni çizer. Dikin çizdik. Çünkü niye? Amacımız da eş üçgen oluşturmak. Bak şuradaki üçgende eş üçgen oluştu mu? Oluştu. Alfa 90 bak burası da beta oldu. Yani şu üçgenle öbür sarı üçgen ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle eş üçgen oldu. Çünkü alfa beta 90 ve 90'ın karşısındakiler birbirine eşit. E burada beta'nın karşısı 2 iken beta'nın karşısı 2 olur. Alfa'nın karşısı 4 iken alfa'nın karşısı 4 olur. Sonra ne yapacaksın? Burada bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. X'i bulabilirsin. Burada X nedir arkadaşlar? X'in karesi 4 ve 6'nın kareleri toplamı. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani 16 artı 36 52 yapar. X de böylelikle kök 52 olur. Bu da 4 çarpı 13 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevap 2 kök 13 diye bulunur. Ya da sen dışında bir üçgen gördüğün zaman kareleme metodu. Şunu etrafına şöyle bir kare çizersin köşelerden geçecek şekilde. Şu üçgenlerin hepsi eş üçgen diyebilirsin. Şurası işine yarayacağı için 2'ye 4'ü yazarsın. 2'ye 4'ü yazarsın. 2'ye 4'ü yazarsın. X'e baktığında zaten şuradaki üçgeni görürsün. Bunlar eş üçgen. Bunlara dikkat et. Bu şekilde de yapabilirsin. Aklında bulunsun. Ben sana ezbere değil de mantığını söyledim. Ekstra bir 90 derece olunca alfa beta ya alacağız. E, beta daha sonra alfa geçişi 180'e tamamladığında 90 ya burası. İkisinin toplamı 90 oluyor oradan dolayı. Zor bir soru mu? Zor bir soru. Ama bu sorularla karşılaşacaksınız. Sınavınıza çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü klasik böyle her kitapta görebileceğiniz bir soru arkadaşlar. O yüzden bunun tekniğini bilmeniz lazım. Evet örnek 20'yi böylelikle 2 kök 13 bulduk. Geldik örnek 21'e. Ne var şimdi burada? Hocam bizden x isteniyor. Tamam. Burası 90 derece. Bak bir şeye girmeden önce yapabileceğim bir hamle varsa yapayım. Ne var burada? Hocam dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit bağıntısı var. E o zaman h kare eşittir p çarpı k. Yani 3 çarpı 6'dan 3 çarpı 12'den özür dilerim. 36 yaptı. h kare eşittir 36 ise h'ı da buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Evet h 6 çıktı. Tamam. Şimdi işimiz kolaylaştı arkadaşlar. Bazı arkadaşlar burada bu soruyu belki daha kolay bir şekilde yapabilir mi? Yapabilir. Ben ne yapacağım şimdi? Daha sonrasında maalesef büyük, büyük, büyük yok. Hemen ekstra bir 90 derece olduğu için alfa betaya dalıyorum. Alfa, beta, alfa, beta e ondan sonra alfa 90sa bak alfa 90sa burası da beta oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 3, 6 ise 1, 2 kök 5 üçgeninden burası 3 kök 5'tir. Burası da 3 kök 5 mi oldu? Evet. Yani şu karenin bir kenarı 6 kök 5 mi oldu arkadaşlar? Aynen öyle. Benzerlik yapacağız şimdi. Arkadaşlar Şöyle bakacak olursanız eğer bakın bazı arkadaşlar şunu görebilir. Hocam şu üçgenle şuradaki üçgen büyük üçgen bak şu büyük üçgen eş üçgen diyebilirsiniz. Sebep çünkü baktığınız zaman arkadaşlar burada alfa beta 90'lı ve burada da alfa beta 90'lı ve alfanın betanın karşısı karenin bir kenarı betanın karşısı karenin bir kenarı olduğundan dolayı bunlar eş üçgen. 90'ın karşısı 15 ise 90'ın karşısı 15 dersin x artı 6 15 ise x'e 9 kaldı diyebilirsin. Birinci çözüm yöntemin bu. Ama bunu fark etmek biraz zor olabilir belki. E ne yapacağız hocam? Şu şekilde alfabete girdik ya benzerlikten de gidebilirsin. A burada güzel bir benzerlik var. Bak dikkat et. Alfabetalara daldıktan sonra alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Buradaki bütün soruda arkadaşlar sadece bu soru için geçerli tabii ki. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. E o zaman burada şu büyük üçgende hocam şurası alfadan bak alfadan beta'ya geçiş. Bu alfanın karşısı iken beta'nın karşısı 2k olacak. 6 kök 5 ise burası da 3 kök 5 mi yapar? Evet. E şimdi de burada 1'e 2 oran var. Kök 5 katı olmaz mı? Olur. Yani şurası x artı 6. 3 kök 5'in kök 5 katı olacağından şurası 5 15 yapar. x artı 6 15 ise x de böylelikle kaç yapar? 9 yapar. Bu şekilde benzerlikten de yapabilirsin. Ama eş üçgeni gördüysen, eş üçgeni fark ettiysen tabii ki eş üçgenden de sonuca ulaşabilirsin. O da ayrı bir konu. Evet örnek 21'i böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Geldik örnek 22. Kare biçimindeki bir karton şu şekilde katlanmış. Katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Şimdi burası 2 burası 5 verilmiş. Hmm, bu da bir kare verilmiş. Kareyi kullanacağım. Hocam ben buraya x dersem karenin bir kenarı kaç? x artı 5. E hocam burası da x artı 5. Burası da x artı 5 mi olacak? Evet x artı 5 burası da. Tamam gözükmüyor. x artı 5 şöyle gözüktü. E hocam burası x artı 5 ise ikisi buradaysa buraya x artı 3 mi kaldı? Evet. Pisagor yap bakalım. 15'in karesi x'in karesi artı x artı 3'ün karesi diyeceğiz arkadaşlar. İşlem işlem işlemle x'i bulacağız. Okuldaki sınavınızdayken tabii ki bu işlemi yapacaksınız ama İşlem yaptığınız zaman çarpanlar ayırdığınız zaman x çıkacak. Nasıl çıkacak? Hocam 15 var. Hipotenüsü 15 olan hangi üçgen var? 3 4 5'in kaç katı? 3 katı. Değil mi? 9 12 15. Acaba 9 12 15 üçgeni mi? x yerine 9 koyarsan burası 12 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Sen burada da işlem yapsan burayı da ne bulacaksın? 9 bulacaksın zaten. Buradaki işlemin sonucu 9 çıktı. Bizden sarı bölgenin alanı isteniyor. Arkadaşlar katlamada üst üste binen kenarlar eşit. 9. 12 ise burası da 12. Hatta 90 ise burası da 90 değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağım? Sarı bölgenin alanı bulurken tüm alandan şuradaki alanda A, buradaki alanda A. Bu A alanları çıkartacağım. Tüm alan nedir? Hocam X'i 9 bulduk. Burası kaç? 14 mi yapıyor? Evet. E 14'ün karesinden taralı alan nedir arkadaşlar? Ya da sarı alan nedir? 14'ün karesinden neyi çıkartacağım? 9 çarpı 12 bölü 2'den 2 tanesini çıkartacağım. Hadi bakalım. 14'ün karesi kaç? 196. Şunlar şunlar sadeleşti. 9 ile 12'nin çarpımı da 108 yaptı. Buradan 108 çıkınca 8 yapıyor. 88 yapıyor galiba. Değil mi? E 88 yapıyor. Böylelikle buradaki sarı bölgenin alanı 88 çıkmış oldu arkadaşlar. Yani cevap 88 oldu. Geldik şu soruya. Evet bir 75 derece verilmiş. DE'de 8 köküç verilmiş. Burası da 8 köküç verilmiş. Arkadaşlar Şurada ne var? Alan ABC'de isteniliyor bizden. Alanla alakalı bir soru. Bakalım. Karenin bir kenarı çift çizgi. Hocam çift çizgi çift çizgi. E 90 burası. E hocam bu da karenin bir kenarı değil mi? Evet. Bak x kenar var burada. Hocam 75 burası. Burası da 75 olur. 75 75 150. Buraya kaç kaldı? 30. A şurada kaçı kaç yaptı? 120. E 120. 30 30 120 üçgeni yaptı burası. O zaman 30 30 120 üçgeninde de 8 köksüse bunlar da 8 8 yaptı. Alan ABC'de de kolay bir şekilde çıkar mı? çıkar tabii ki. Nedir? Bir kenarı 8 bulduk. 8'in karesi. Yani 64 olacaktır cevap. Örnek 23'ü 64 bulduk. Geldik ki örnek 24'e. Evet şunlar birer kare verilmiş. Karelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar karenin bir kenarına A diyeyim. Buraya da B diyeyim. Senden ne istiyorsun diye A kare artı B kare. E hocam burası A iken burası da A ya. Aha Pisagor bağıntısı. A kare artı B kare eşittir. 6 2'nin karesi olmaz mı? Olur. A kare artı B kare buradan ne olur? 72 mi olur? Evet 36 çarpı 2'den 72 oldu. E benden karenin alanları toplamı isteniyor zaten. Yani A kare artı B kare isteniyor. E A kare artı B kare de yani alan eşittir A kare artı B kare. Onu da zaten burada işlemle bulduk. O da kaç çıktı? 72 çıktı. Yani örnek 24 72 oldu. Geldik örnek 25'e. Arkadaşlar eski konular yine karşımıza çıkacak. Paralel kenarda bile diyorduk hep. Ne diyorduk? Böyle kenar ortaylıklar olunca ta üçgende bile diyorduk. Hocam ağırlık merkezi aklımıza gelmeli. Bak köşegeni çizince ne oldu arkadaşım burada? Hocam şuradaki üçgende kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi alan ilişkisi. Hani paralel kenarda da bununla da ilgili paralel kenardan biri bununla ilgili şeyleri zaten hep söylüyoruz. E burası ağırlık merkezi olduysa ağırlık merkezi alan ilişkisi neydi? Bir üçüncüyü de çizecek olursam buradaki alanların hepsi birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Alan dağıtma. Bak burası 6A burası da 6A oldu. Şekildeki taralı alan yani 2A eşittir 18 verilmiş A'yı 9 buluruz. Bizden de ne isteniyor? X isteniyor. E hocam bu A 9 tüm alan, tüm alan neye eşit? Karenin alanı daha doğrusu 12A'ya eşit. Yani 12 çarpı 9'a eşit. Yani 108'e eşit. A yerine 9 yazarsam eğer 108'e eşit. E tüm alan karenin alanı 108 o da X kare. E x kare 108 ise x de böylelikle kök 108 olur. Bu da 36 çarpı 3 ya. 36 dışarıya 6 diye çıkar. Yani cevap 6 kökü çıkar arkadaşlar örnek 25'te. Geldik örnek 26'ya. Evet 2 tane a e'nin uzunluğu 3k 3 tane e uzunluğuna eşit. Yani burası 2k. e uzunluğuna 2k a -E de 3k yazdım. Oranlamalar var. Büyük ihtimalle alan dağıtım var. Hocam burası 5k iken burası da 5k. Yani kenardan beri kullandığımız alan dağıtma teknikleri ve yöntemleri karşımıza bu şekilde çıkabilir. Evet burası 3K 2K yazınca yukarısı 5K oldu. Hocam kelebekteki oran mavideki kelebek bak kelebekteki oran ne? 5 bölü 3. Hocam 5 bölü 3 ya burası 5A iken burası 3A'dır. Burası 5 enken burası da 3N'dir. Peki alan dağıtabilirim diye oradaki oranlamaları da yazdım. Bir de kelebekteki oran 5 bölü 3 yap kelebekten başlıyorduk. 5 bölü 3'ün karesi nedir? 25 bölü 9. Hocam burası 25A iken burası ne olacak? 9A olacak ve boyalı bölgenin alanları toplamını vermiş. İkisinin toplamı kaç yaptı arkadaşım? 34 A yaptı. 68 verilmiş bize. Alan ABC'de isteniyor. A'yı böyle 2 buluruz. Alan ABC'de idi hadi bulalım. 5 A'daki alan 25 A ise 5 katı. Tepe noktası bu olan üçgende alan dağıtıyorum. 5 katıysa bu da 5 katı. 3 A'da kalan 15 A mı yapacak? Evet. Şimdi dikkat et. Şu alan karenin alanının yarısı. 25 ve 15'in toplamı 40. Burası 40, burası da 40. Tüm alan 80A yaptı. E tüm alan 80A ise eğer alan ABC'de 80A yazarım. A yerine de 2 bu yazmıştım. 2 bulmuştum zaten. 2 yazarım. 80 ile 2'nin çarptığı da kaç yapar? 160 yapar. Evet cevabı böylelikle örnek 26'da 160 bulduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 27'ye. Ne var burada? ABCD karesinde taralı alan. Üçgenin alan isteniyor. Bak köşegen çizilmiş. E ne yapıyorduk? Bir önceki videoda da söyledik. Hop, bu videoda da söyledik gerçi. Diğer köşegeni biz çizmiyor muyuz arkadaşlar? Evet köşegenler dik kestiği için özel bir durumdur. Köşegen verildiği zaman diğer köşegeni de çiz. Hatta şu parçalar da birbirine eşit. Hocam 12 ise 6, 6, 6, 6'dır. E benden şu üçgenin alanı isteniyor. Arkadaşlar bu üçgende bak 5 tabanı buysa bu 5 tabanına ait yükseklik tepesi B olduğu için buradan çizilen yükseklik de 6 değil mi? Evet. Taralı alan ne oluyor o zaman? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Geniş açılı üçgen sadece yükseklik dışarı düştü. 5 çarpı 6 bölü 2. 30 bölü 2'den kaç çıkar cevap? 30 çıkar. Yani örnek 27. 6 kere 5 30 bölü 2'den kaç çıktı? 15 çıktı arkadaşlar. Kare. Kare ile ilgili bir soru ama alan sorusu. Ama üçgenin alanını soruyor aslında. Karenin hangi özelliğini kullandık? Köşegenlerin dik kesmesini kullandık. Bak üçgen bilgisi yine karşımıza çıktı mı? Çıktı tabii. Örnek 27-15 oldu. Geldik örnek 28'e. Evet, bunlar birer kareymiş. Büyük kare, şu küçük kare hemen kare ise şuraları 3-3 yazayım. Şu da bir kare ise bunları da şöyle bir 4-4 yazayım. Taralı bölgenin alanı 56'ymiş. Hımm. Hocam, o zaman ben burada kalan da 16 olduğunu biliyorum. Burada kalan da 9 olduğunu biliyorum. Taralı bölgenin alanı da 56 ise büyük karenin alanı nedir? Büyük karenin alanı da 16, 9 ve 56 değil midir? Evet. Şimdi bunları toplayalım bakalım. Şu kaç yapıyor? 5, 6. Şu ikisinin toplamı kaç? 25. 81 mi yapıyor? Evet. Büyük karenin alanı 81 ise eğer büyük karenin de bir kenarına ben A diyecek olursam bu da A kareye eşitse A'yı da buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Hocam A 9 çıktı. E o zaman X isteniyor bizden. X'e karşılık ne yapmam lazım? Hocam 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Dik çizmem lazım. Değil mi? Bir uzunluk isteniyorsa. Hocam şuradan bir dikdörtgen oluştursam. Burası 4 iken burası 5 mi? Evet. Hocam burası da 5 oldu. E buna 90 dereceye karşılık getirmek için ne yapmalıyım? Şurada da bir dik dörtgen oluştursam. 3 ise 3. Üç, buraya kaç kaldı? 2. İşte buradaki Pisagor'dan bulacağım. Yalnız şurası dörtgen. Burası 4 dört mü? 4. Arkadaş burası 4. Burası 3. Bunun tamamında 9 yapması lazım. O zaman buraya 2 mi kaldı? Aynen öyle. Hocam burası da 2. Ve burada Pisagor bağıntısı. Şu x'i nasıl buluruz? İkiz dik üçgenden dolayı. Dik kenarlar 2 ise yani kök 2 katı olacaktır. Cevabımız da böylelikle 2 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Evet böyle bir uzunluk mu uzunluk isteniyorsa ilk etaptaki işimiz tabii ki dik üçgen. Dik üçgen olmasaydı ne yapacaktım? Benzerlik var mı yok mu diye benzerlik konusuna yoğunlaşacaktım arkadaşım. Evet örnek 28'i böylelikle 2 kök bulduk. Geldik örnek 29'a. Genelde eş üçgen ve alan ağırlıklı bir video oldu bu da. Evet burası 3'e 4 verilmiş ve ABCD de kare verilmiş. Arkadaş şuraya bir x kenarı dersem ben. Hocam karenin bir kenarı x artı 4. Şurası da x artı 4. E hocam burası da x artı 4 olacak ya. O zaman buraya ne kaldı? x artı 1 kaldı. Şurada bir uzunluk var. O uzunluğu kullanmak zorundayım. E 90 derecelerde var ya. Tabii ki dik üçgenle kullanabilirim ben. Hocam dörtgen 4 4. x ken burası da x ya da x artı 4 ya. 4'ü buradaysa burası x oldu. Hocam burası x artı 1. E o zaman burası da x artı 1. Ne çıktı burada? Pisagor bağıntısı. Normalde ne yaparsın? 5'in karesi, x'in karesi artı, x artı 1'in karesi dersin. Ve sonuca ulaşırsın. Yani x'in sonucuna ulaşırsın. Ama burada işlem 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 yapacağına sen sınavda işlemini yap. Çarpanları ayırmadan bul. Ben hissederim kardeşim. 5 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 3, 4, 5 üçgendir. Acaba öyle mi? x eşittir 3 mü? Yani şurada x yerine 3 yazarsam 3, 4, 5 sağlamız tutuyor mu? Tutuyor. x'i 3 buldum. E x'i 3 bulduysam eğer Karenin bir kenarı da kaç yaptı? 7 yaptı. Benden alan isteniyor. Alan ABC'de. Büyük karenin alan isteniyor. Bir kenar 7 olduğu için 7'nin karesinden dolayı cevabı kaç bulurum? 49 olarak bulurum. Evet örnek 29, 49 oldu. Geldik örnek 30'a. Şimdi şunlar birer kareymiş. Şuradaki x isteniyor bender. Tamam. Şimdi ne yapabilirim? E buna karşılık bir dik üçgen oluşturmak zorundayım. Hocam şuradan bir dik çizerim şöyle. 90 dereceye karşılık geldi mi? Geldi. X'ken burası da x mi? X. Sonra şurası x, şuraya bir y diyecek olursam küçük karenin bir kenarına y, 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 y. Hocam karenin bir kenarı x artı y oldu. Burası da x artı y olacak. x kaldı buraya. Burası x'e, burası da x mi yaptı? Evet. Bak x kenar dik üçgen. E x, x burası ne olmak zorunda? x kök y olmak zorunda. Dolayısıyla x'i kaç bulduk böylelikle? 3 bulduk. Zaten bizden de ne isteniyor arkadaşlar? X isteniyor. Cevap ne çıkar? 3 çıkar. Örnek 33 çıktı. Böyle dik üçgenli sorularla da karşılaşabiliriz. Geldik örnek 31'e. Kardeşim ne yaparsın burada? Şu uzunluk var. Köşegen de var burada. Tabii ki köşegen çizmek en mantıklı harekettir. Çizelim şöyle köşegeni. Köşegeni çizdiğimiz zaman köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor hocam. E şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. O zaman ben buraya bir x diyecek olursam eğer hocam şurada da karşıma bir dik üçgen çıktı. Şurası da x ya. Bak şurası da x ya. Hocam dik üçgenin bir kenarı x. Bir kenarı x artı 3 bir kenarı da 15. Normalde 15'in karesi x karesi artı x artı 3'ün karesinden sonuca ulaşırsın. İşlem işlem işlemde x'i bulursun. Sınavda böyle yap. Ama burada 15 varsa büyük ihtimalle üçgendir. Hocam 15 3 4 5'in 3 katında var. 9 12 15 de var. x yerine 9 koyarsam 9 e burası 12 yaptı. 9 12 15 sağladı. Evet buradaki işlemle de sonuca zaten 9 diye ulaşırsın. Evet burası 9 yaptı. X 9 bulduk. Karenin alanı isteniliyor bizden. E hocam burası 9 9 ise burası da 9 kök kim yaptı? E o zaman karenin alanı da 9 kökkinin karesidir. Bir kenarın karesidir. Yani 81 çarpı 2'den 162 yapar. Örnek 31 böylelikle 162 yaptı. Geldik örnek 32'ye. E hocam burada ne var? Bak köşegen. Diğer köşegeni de biz çizmeliyiz. Sanki değil mi? Çizdik diğer köşegeni. Köşegenler birbirine eşit mi hocam? Eşit. Şu, şu, şu ve şu. Hocam ben buraya A dersem A artı 6 A artı 6 A artı 6 Pisagor bantından sonuca ulaşırsın. A'nın karesi artı A artı 6'nın karesi. Yalnız burada işlem biraz uzun sürer arkadaşlar. Çünkü A'nın karesi A artı 6'nın karesi 5 kök 2. Çünkü özel bir üçgen var mı burada? Yok. Özel üçgen yoksa biraz şüpheye dalarım ben böyle. Başka türlü nasıl yapabilirim? Bak şimdi. Bu karenin köşegeni mi? Evet. Tamam köşegen çizerek yapılabilir. Ama uzun yolu çıkıyor. Köşegen ya. Burası da 45. Burası da 45 değil mi? Evet hocam. E burası da 45 burası da 45. O zaman ben 45'lerin mantığını kullanabilirim. Yani şuradan köşegen çizip 90'ı böyle oluşturacağıma şu 45'i düşünebilirim. Sayılar burada ya bak şuradaki üçgende ben şuraya yoğunlaşmalıyım. Çünkü sayılar burada. O zaman ben şurada 45'in mantığını kullanmalıyım. Nasıl kullanabilirim? Hocam şuradan dik çizerek 45 45 90 üçgen oluşur. 45 45 90 üçgeninde 90'ın karşısı 6 ise 45'in 40... Yani dik kenarlar neye eşit işte olacaktır? 6 bölü kök 2'ye. 6 bölü kök de nedir? Hocam 3 kök 2, 3 kök 2'dir. Aa burada da Pisagor var. 3'ün kök 2 katı, 5'in kök 2 katı. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 4'ün kök 2 katı yapar. Yani bir kenar ne yaptı arkadaşım? 7 kök 2 yaptı. O zaman karenin bir kenarı 7 kök 2 ise 7 kök 2'nin karesi de bana neyi verecektir? Alanı verecektir. 49 çarpı 2'den de cevap ne çıkar? 98 çıkar. Güzel bir soru. İşte böyle özel açıyı kullandırmayı yani özel açıyı kullandıran çok hoş sorulardan biri. Köşegen çizerek de tabii ki sonuca ulaşırdın ama oradan işlem kalabalığı olacaktı. Bazen de böyle özel açı mantığını da kullanabilirsin. Haberin olsun. Evet örnek 32 bu oldu. Geldik örnek 33'e. Ne yapmış burada? Öncelikle burası K. Eben'in uzunluğu da 2K verilmiş. Eben'in uzunluğu 2K. EC'nin uzunluğu K verilmiş. Eyvallah. Karenin bir kenarı 3K. Hocam burası da 3K. Tamam bunu kesmişim. Öbür tarafa yapıştırmışım. E, kesip öbür tarafa yapıştırdıysam o zaman kesilmiş halinde şuraya yazayım. Hani biz nasıl ki katlamalarda eski yeri halde geri açıyoruz. Kesip başka bir yere yapıştırdıklarında da o kesilmiş halinde mutlaka yapıştırın. Soruda da burası k, 2k verilmişti. Burası da 3k. Sen bunu aldın buraya yapıştırdın ya bak 3k'lık kenar, 3k'lık kenar. Burası da k mı? k. E hocam burada aslında bu nedir? Şuradaki üçgen buraya yapıştırıldı. Yani bunlar sana direkt eş üçgen zaten. Çünkü kestim aynı üçgeni buraya koydum. E eş üçgen K 3K burası. Hatta 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenar da birbirine eşit. Hatta burada K'yı gören açı alfa iken e hocam burada K'yı gören açı da alfadır. Buraya beta dersem alfa artı beta 90 derece değil mi burada? Evet. Alfa artı beta eşittir 90 derece. E hocam bak burada da alfa artı beta 90 derece olmak zorunda o zaman. Alan ABCD mi isteniyor bizden? Evet. Ha. Sonrasında Arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. 3K iken burası da 3K deyip şurada bir pisagor bağıntısı da yapabilirsiniz. Ya da buradaki ikiz dik üçgenden burayı bulup sonra burada da pisagor yapabilirsiniz. Yalnız burada ikiz dik üçgenden burayı bulup burada pisagor yapmak bu, bu sefer işi daha da zora sokuyor. Onun, onun yerine şuradaki üçgendeki pisagor yapsak daha kolay değil mi? Evet burası 2K bak burası 4K. Hocam dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa burası kök 5 katıdır. Yani burası 2K'nın kök 5 katı. Yani 2K'nın kök 5 katı eşittir 4 kök 5 ise eğer kök 5'ler gitti 2K 4'e eşit oldu. K'yı da böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. Evet K2 çıktı. K2 çıktıysa 3K'da 6 çıkar. Alan ABCD isteniyor bizden. Hocam karenin bir kenarı 6 çıktı. 6'nın karesinden cevapta kaç çıkar? 36 çıkar. Bak bazen bir soruda da şu eş üçgenlerde yapmak kolay olmuştu. E, şimdiki bu soruda da mesela bu biri içeride biri dışarıda eş üçgen sorusunu hatırlayın. E, geriye doğru gittiğinizde şu eş üçgenlerden daha, daha kolay çıkmıştı. Bu sefer buradaki dik üçgenden daha kolay çıktı. Bazı algılarınız da biraz fazla açık olması lazım. Ha buradan da çıkar mıydı? Çıkardı tabii ki. Evet. Cevabı 36 bulduk ve geldik son soruya. Arkadaşlar ne var burada? AF uzunluğunu 1 vermiş. AE uzunluğunu 6 vermiş. Bizden abcd karesinin alanı isteniyor. Hmm. Karenin alanını bulmak için şuradaki şuraya x dersem karenin bir kenarını bulmam lazım. x artı 1 hocam burası da x artı 1 burası da x artı 1. Özellikle bu x artı 1'i yazıyorum. Niye? Burada dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var mı diye bakmak için kenarları bileyim ki uzunlukları yazayım ki öklit bağıntısı var mı? Yoksa alfabetaya e dalacağım. Alfabeteye daldığım zaman da o kenarlar. Benim için önemli. Alfabeteye dalacağız. Demek ki burada diklendik çizilmiş ama yok maalesef bir şey. Dalalım alfabeteye. Alfa, beta. Çünkü ekstra bir 90 derece var. Alfa, beta. Ters açıdan beta. Beta 90, alfa. Alfa 90, beta. Hocam burası da beta mı oldu? Evet bak bir sürü üçgen var. Bir sürü üçgen benzer. Hocam birinci üçgen bu. ikinci üçgen bu. Üçüncüsü şu ikisinin olduğu üçgen. Sonra üçüncüsü değil dördüncüsü burası. Beşincisi şu büyüğü. Altıncısı da şu büyüğü yaptı arkadaşlar? Evet. 6 tane üçgen var. Hocam benzerlik yaparken 6 tane üçgende mi yapacağım? Hayır. Nerede yapacağım? Kenarları belli olan üçgenleri seçeceğim. Mesela hocam şurada ben bu üçgen seçimi çok önemli. Bilerek en sona bıraktım. En önemlilerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın uzunluk olarak da sorulabilirdi. Ben burada size alan olarak sormuşum. Bakın şu üçgende ben benzerliğe katabilir miyim? Hayır. Niye? Hocam bu üçgenin dik üçgenin sadece bir kenarı var. Aslında hiçbir kenarı yok da x'i de kenardan sayarız. X'i de bulacağımız kenarlardan ya. Sadece x artı 1 var. Biz benzerlik yapacağımız üçgenlerde en az iki kenarın olmasına dikkat ederiz arkadaşlar. Üçgen seçimi yaparken üçgenlere bak. iki kenar hangilerinde mevcutsa ona bak. Mesela bu cümlenden sonra artık sen bunu rahat bir şekilde üçgenlerini seçebilirsin. Durdur videoyu seç üçgenlerini. İki kenarı belli olan üçgenleri seç ama. Tamam seçtin. Mesela şunu seçemezsin. Ama şuradaki üçgeni seçebilirsin. İki kenar var. Hocam bu üçgende bir var. X artı bir var. X de kenardan sayılır. Başka? Başka? Hocam bir de şu üçgende var mı? Yok. Sadece altı var. Şuradaki üçgende var mı? Yok. Ama büyük üçgene baktığın zaman şu büyük üçgene baktığın zaman x artı 1'e x artı 7 var gördüğünüz üzere. Demek ki sarı üçgenle şu büyük mavi üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. E o zaman benzerlik aynı açının gelir oranlayacağım. Alfanın karşısı 1 bölü alfanın karşısı x artı 1. 1 bölü x artı 1 eşittir. Hocam burada betanın karşısı x artı 1 bölü. Buradaki betanın karşısı x artı 7 oldu. İşler dışlar yapalım. x artı 1'in karesi eşittir. x artı 7 oldu. Açalım şunu x kare artı 2x artı 1 eşittir. x artı 7 oldu. Atalım hepsini bu tarafa. x kare artı x eksi 6 eşit 0 oldu. Hocam artı 3'e eksi 2 dersem çapraz çarpımların toplamları bunu verdi değil mi? Eksi 2x artı 3x burayı artı x'i verdi. E o zaman bu x artı 3'e x eksi 2 şeklinde çarpanlara ayrıldı. Şu sıfıra eşitse x'i buradan eksi 3 bulurum. Şu sıfıra eşitse x'i buradan 2 bulurum. Ama benden ne isteniyor zaten? Uzunluk isteniyor. Uzunluk negatif olamayacağından x tane çıkar, 2 çıkar. Evet x'i 2 bulduk ama benden ne isteniyor? Alan. Hocam x 2 ise eğer şu karenin bir kenarı kaç çıktı? 3 çıktı. Karenin alanı da kaç yapacaktır? 3'ün karesi yapacaktır. Böylelikle cevap 9 yapar. Bak, buradaki alfa beta olayını anladıysan sen artık karede ya da dikdörtgende böyle ekstra 90'lı istediği kadar böyle üçgen olsun, isterse 100 tane üçgen olsun. Üçgen seçimini bildikten sonra bu tarz sorular senin için en kolay sorular olacaktır. Ve rahat bir şekilde yapacaksındır. O yüzden bana güven. Kenarları da yalnız böyle yazmayı da unutma. Şuraya x yazdın ya. Buraya x artı 1 yazmasaydım mesela burada üçgen seçimini de yapamazdık. Kareye x artı 1'leri yazdık. Ve alfabete yan aldıktan sonra benzerlik olduğunu biliyoruz ya. İki kenarı belli olan üçgen seçimi çok önemli çok önemli aşırı derecede önemli. Artık sen bunu da öğrendin. ile ilgili büyük ihtimalle bir eksiğin kalmadı ve kare kareyi de her şeyle bu şekilde öğrenmiş oldun. Hocam karenin ince böyle ince ayar böyle özellikleri var mı? Evet var arkadaşlar ama gereksiz özellikleri de vermek istemedim açıkçası sana. Niye? Çünkü ya gerek yok. Gerçekten gerek yok. Mesela şöyle bir şey var. Bunu dikdörtgende de yok şu Dikdörtgende değil de başka bir şeyde. Arkadaşlar şöyle karenin köşegeni üzerinden seçilen bir noktadan şu köşelere gittiğin zaman bunu dikdörtgende de paraya kenarda da biliyoruz zaten. Paraya kenarda da geçerli. Şuradaki alanlar birbirine eşit. Buradaki alanlar birbirine eşit. Birincisi bu. Çok basit sebebi köşegeni çizdikten sonra yükseklikler aynı oluyor arkadaşlar. Köşegen aynı zamanda yükseklik olmuş oluyor. O yüzden oradan geliyor ispatı. Bir de ikincisi ne biliyor musun? Köşegen üzerinde bir nokta seçilip de karşı köşelere gittiğin zaman burada şu var arkadaşlar. Şuradaki uzunluklar birbirine eşit oluyor. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit oluyor. Ben bu özelliği niye vermedim? Çünkü sen bu özelliğe ihtiyaç duymayacaksın. Niye? Zaten köşegeni çizecek olursan köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Ve şu parça, şu parça, şu parça, şu parça eşit değil mi? Evet. Aa, bak şuradaki üçgene bak. Buradaki üçgen nasıl bir üçgen oldu arkadaşlar? Buradaki üçgen Gördüğünüz üzere dikme tabanı iki eş parçaya böldü. İkiskenler üçgen oldu. Yani şu parçayla şu parça eşit oldu. Zaten köşegen çizerek sen bunu bulabilirsin. Bir de <laughs> aklında bulunsun. Bir de şöyle bir özellik de var arkadaşım. Bu dikdörtgende de var gerçi böyle bir özellik. Şöyle bir özellik. Aynısı dikdörtgende de geçerli. Karenin içinde bir nokta alınırsa. P noktası. Şimdi şurası A, B, C ve D. Bak bunu yazmamışız ama şimdi yazıyorum sana. Ve köşelere gittiğin zaman. Bu nokta dışarıda da olabilir. Bak karenin dışında da olabilir bu nokta. P noktası dışarıda. Şöyle köşelere gittiğin zaman da direkt öğretmeniniz belki vermiş olabilir. Sınavınızda da belki çıkabilir bununla ilgili bir özellik. Şimdi bu özellik ne biliyor musunuz? Şununla ilgili özelliğimiz. İçinde ya da dışında bir nokta olduğu zaman karşılıklı köşelere çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. PA'nın karesi artı PC'nin karesi PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir. Evet şöyle gösteriyorum. P A'nın karesi artı P C'nin karesi eşittir. P B'nin karesi artı P D'nin karesine eşit oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mı? Ee, bunun ispatı da dik üçgenlerden geliyor. Pisagor bağıntılarından geliyor. Aynı şey burada da geçerli. P A'nın karesi artı P C'nin karesi P B'nin karesi artı P D'nin karesine eşit. Hadi direkt burada kozunluklar verilip e, sorusunu bile yazmıyorum uzunluk 3 verilir, 5 verilir, 4 verilir. Şuradaki x nedir diye sorarlar. Direkt formülü uygularsın. Sonuca ulaşırsın. İşte kare bu kadar arkadaşlar. Yani biz ne yaptık? Kare konusunu bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda bir sonraki videoda ne var? Deltoit var galiba. Deltoid'in konu anlatımında. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.